Birlik ve beraberlikle yapılan tüm işler kolaylaşır. En çözülmez sorunlar bile birlik ve dayanışma ile çözülür. Kurtuluş savaşımızda milletimiz birlik ve beraberlik içinde olmuş ve düşmanları yurttan kovmayı başarmıştır. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu düşünceyle çelişir? A. Önce can, sonra canan. B. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. C. Birlikten kuvvet doğar. D. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Doğru cevap A. Önce can sonra canan. 1. Milletimiz yardımlaşmaya çok önem vermiştir. 2. Yardımlaşmanın özünde iyiliği sevme ve kötülükten kaçınma vardır. 3. Birbirimize karşı her zaman hoşgörülü olmalıyız. 4. Yardımlaşmaya önem veren toplumlarda bireyler iyilik yapmaya, başkalarına yardım etmeye özen gösterirler. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 1 B 2 C 3 D 4 Doğru cevap C 3. Müslümanların eksiklerini ve ayıplarını araştırmayın. Her kim Müslümanların eksiklerini ve ayıplarını araştırırsa Allah da onun ayıplarını araştırır. Hadis-i Şerif Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır? A. Alay etmek B. iftira atmak C. Kusur ve ayıp aramak D. Kıskanç ve çekememez olmak Doğru cevap C. Kusur ve ayıp aramak Her milletin önem verdiği, sevinç ve coşkuyla kutladığı çeşitli günler vardır. Bu özel günler bayram olarak adlandırılır. Bizim toplumumuzda da bayramlar neşe ve mutluluk içinde kutlanır. Bu metinden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Bayramlar sevinçli günlerimizdir. B. Bayramlar milletçe kutlanan özel günlerdir. C. Bayramlarda dargınlar barışır. D. Dini bayramlarımızı da hep birlikte kutlarız. Doğru cevap C. 1 ba Bağımsızlığımızın sembolüdür. 2 Beyaz ay ve yıldızlı al bayraktır. 3 Rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Yukarıda verilen bayrağımız ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap D 1, 2 ve 3. Cuma ve bayram namazlarında imam minberden cemaate dini ve sosyal konularla ilgili konuşmalar yapar. Bu konuşmalar iman, ibadet, ahlak Temizlik ve sağlık gibi bütün konularla ilgili olabilir. Metinde sözü edilen dini terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Mihrap B) Hutbe C) Vaaz D) Minber Doğru cevap B) Hutbe Manevi değerlerimizin başında bayrağımız ve İstiklal Marşımız gelir. Vatan, bayrak, İstiklal Marşı bizi birbirimize bağlar ve bizi biz yapar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza olan görevlerimizden biri değildir? A) Bayrağımızı yere düşürmeyiz. B) Her zaman saygı duyarız. C) Maddi değerlerimizden olduğunu biliriz. D) okunuşuna gür sesle eşlik ederiz. Doğru cevap C. Maddi değerlerimizden olduğunu biliriz. Bu gece bin aydan hayırlıdır. Dinimizce kutsal sayılan, önem verilen bazı gün ve geceler vardır. Kandil olarak adlandırılan bu geceler yüzyıllardır Müslümanlar tarafından kutlanır. Eskiden camilerin minarelerinde aydınlatma için kandiller yakıldığı için bu gecelere kandil geceleri denir. Aşağıdakilerden hangisi kandil gecelerinden biri değildir? A. Arife gecesi B. Kadir gecesi C. Regaip kandili D. Miraç kandili Doğru cevap A. Arife gecesi Dinimiz birlik ve beraberliğe çok önem verir. Tarih boyunca Müslümanların gösterdiği başarılar birlik ve beraberlik sayesinde olmuştur. Müslümanların başına gelen felaketlerin çoğu birliğin bozulması, Müslümanların bölünüp parçalanması yüzünden meydana gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar, ayrılık felakete götürür. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metne örnek olamaz? A sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olandır. B. Müminler parçaları birbirine bağlanmış bir bina gibidir. C. Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Akın ayrılıp bölünmeyin. D. Ayrımcılık yapan bizden değildir. Doğru cevap A. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olandır.